كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli kardeşlerimiz, inşallah bu akşam kılınacak Recep ayı namazı ve Recep ayında tutulacak oruçlarla alakalı detaylı bir açıklama yapacağız. Sonuna kadar inşallah dinleyin. Çünkü namazı yaklaşık bir 15 dakika tarif etmemize rağmen hala bazı kardeşler anlayamamış. Tekrar tekrar sual ediyorlar. Niyet ederken ya Rabbi niyet ettim senin rızan için Recep ayının ilk gece namazı diye niyet edebilirsiniz. Ya da nafile namazı diye niyet edebilirsiniz. Allahu Ekber dedikten sonra Sübhaneke okuyoruz. Fatiha ve İhlas suresini okuyoruz. İki rekat kılıp Tahiyyat, Salli, Barik, Rabbena Tena, Rabbena Firli selam veriyoruz. Normalde kalkıp ikinci, şimdi mesela ne yapacağız? İki rekat kıldık. Selam verdik. Kalkıp tekrardan niyet etmemize gerek yok. Direkt Allahu Ekber deyip ellerimizi bağlayabiliyoruz. Yine aynı şekilde Sübhaneke, Fatiha, İhlas iki rekat. Sonunda yine Tahiyyat, Salli, Barik, Rabbena Tena, Rabbena Firli. Cemaatle kılınabiliyor. 20 rekat kılıyoruz. Yani toplamda 2 selamla kılınıyor. 2 selam. 2 rekatta bir selam veriliyor. İnşallah bunu anladınız. Bu namazı cemaatle de kılabiliriz. Biz inşallah mescidimizde cemaatle kılacağız. Dediğimiz gibi niyet ederken ya nafile niyet edin ya da Recep ayının namazıya niyet edebilirsiniz kıymetli kardeşlerim. Şimdi oruçla alakalı bazı kardeşlerin kafasına takılan mesele var. Kazan var diyor mesela. Bu orucu nasıl tutacağım? Şimdi kıymetli kardeşim, kazaya niyet ediyorsun ama bu orucu normal tutuyorsun. Yani bu gece kalkıyoruz sahura inşallah. Bu gece sahura kalkıyoruz. Yarın gündüz oruçluyuz. Niyet ederken ya Rabbi niyet ettim senin rızan için üzerime farz olan son kaza oruç borcuma niyet etme. Yani niyet ettim ya Rabbi senin rızan için üzerime farz olan son orucuma niyet ettim. Böyle niyetimiz böyle olacak yani. Kazamıza niyet ediyoruz. Kazamız varsa, kaza orucumuz yoksa ya Rabbi niyet ettim senin rızan için Recep'in ilk gününün orucunu tutmaya. Şimdi dediğim gibi kazası olanlar tutabilir. Bazı kardeşler işte kazan varsa işte bu oruç tutamazsın diyor ama böyle bir şey yok. He, namaz için mesela Şafiysen bu namazı kılamıyorsun, kaza kılacaksın. Evet. Şafii kardeşler bazen böyle söyleyince biz kızıyoruz ama yapacak şey yok. Bu Şafii mezhebin yapması gereken bir şey. Şafii mezhebinden sen kaza borcun varsa Recep ayının nafile namazını kılamıyorsun. Normal hiçbir nafile namaz kılamıyorsun. Şafiysen kaza kılacaksın onun yerine. Allah Celle Celle zaten senin o niyetinden sana yine o aynı sevabı verir. Kıymetli kardeşlerimiz, bunlar önemli mesele. Allah razı olsun, uyarıyoruz. 20 rekatlık namazı bu akşam akşam namazından sonra kılıyoruz. Akşam namazından sonra, akşam ile yatsı arası. Bazı kardeşler diyor ki ben diyor yatsıdan sonra eve geliyorum diyor. Ne yapayım? Allah Celle Celle sana bu namazı nasip etsin inşallah. Erken gelirsin. Ha oldu kılamadın. Ertesi gün kıl. Ertesi gün kıl ama bunun kadar belki sevap alamazsın ama ameller niyetlere göredir. İnşallah Allah Celle Celle sana da aynı sevabı, aynı ecri yazar. Bu gece sırf ibadete sarılalım, amellere sarılalım, zikirlere sarılalım. Bakın Recep ayı ile alakalı sürekli YouTube sayfamıza faziletler atacağız. Zikirler olsun, ameller olsun, oruçlar olsun, namazlar olsun hepsini atacağız inşallah. Instagram sayfamızı mutlaka takip edin. Instagram hikayelerimizi takip edin. Recep ayının bütün faziletlerini Instagram'da hikayelerimizle paylaşıyoruz. Instagram sayfamızı takip edin. Hikayelerimizi takip edin kıymetli kardeşlerim. İnşallah anladınız. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.